Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Babu sadakatil ganem. Ganem sadakasının, zekatının babı. Ganem ganimetten çıkan. Yani ölce. Ölcenin zekatını babı. Lugatta qo'yga ham echkiga ham ishlatiladi. Lekin iste'molda ko'pincha qo'yga ishlatiladi. Aslida lug'atda esa qo'yga ham echkiga ham ishlatiladi. Qo'y sha'atun yoki do'nun deysa, echki ma'zun deyiladi. Nimaga ularni g'onam deyilyapti o'lja? O'zlarini himoya qila olmaganligi uchun. Ularni ushlashlik, olib qochishlik, masalan o'g'irlashlik, g'asb qilishlik oson bo'lganligi uchun, o'ljadek, g'animatdek bo'lganligi uchun uni arablar g'onam deyishdi. Qudriga bir savol keladiki, bu kishi bu chorva mollarini zakotini bayon qilib turganlarida kattadan boshlagan edi. Tuya, keyin mana mol dedi. Endi bu yerda qo'y zikr qilyapti. Uning orqasidan zakatul xoil, ot masalasi kelyapti. Nimaga ot masalasini oldin keltirmadi? Qo'y otga qaraganda arzon-ku degan savol keladi. Javobi shuki, qo'yga zakot vojib bo'lishligida ittifoq qilingan, ixtilof yo'q. Lekin otning zakot to'g'risida ixtilof bor. Shuning uchun otni masalasini ta'xir qildilar, keyinga qo'ydilar. Ittifoq bo'lingan masalani oldin zikr qilyaptilar. Haqiqatan ham yani aqlli insonlar o'zlarining o'rtalarida shunday suhbat muzokara qilganda avval ittifoq qilingan masalalardan muzokara qilish kerak. Laysa fi aqalla min 40 sha'tan sadaqatun. 40 ta qo'ydan ozida sadaqa yo'q. Ya'ni zakot yo'q. 39 ta qo'y bo'lsa zakot vojib bo'lmaydi. Fa zakat 40 sha'tan sa'ibatan. Agar qo'ylar 40 ta bo'lsa va soima bo'lsa, ya'ni yaylovda yuradigan bo'lsa, va hala alayha al-hawlu, unga bir yil aylansa, fa fiha sha'tun, unga bir qo'y beriladi. Ila 120, 120 tagacha. Mana shariat tasavvurligini qarang, 40 tadan 120 tagacha bitta qo'y. فإذا زادت واحدة اگر بيتا زيادة بسا يعني بلوزي يرمى بيتا بسا ففيها شأتاني انجا اكتا قوي بيرلادي إلى مئتين اكي يستيجسا فإذا زادت واحدة يعني بيتا قوشلسا اكي يزي بيتا بسا ففيها ثلاث شياهين ملارجا اشتا قوي بيرلاد فإذا بلغت 400 400 ta yetganda fa fiha arba'u shiyahin unga 4 ta qo'y beriladi. Summa fi kulli 100 sha'dun. Keyin har 100 taga bittadan qo'y berib ketaverasiz. Va do'nu val ma'zu sawa'un qo'y bilan echki barobardir. Ya'ni bosh e'tiboridan, ya'ni ado e'tiboridan emas. Sanashlik e'tiboridan echki bilan qo'y barobar, ammo adodan barobar emas. Chunki echki qo'ydan arzonroq bo'ladi, bilasizlar. Adada ham bo'lar desa, cho'ponlar albatta zakot uchun echkilarni berishga harakat qiladi. Babu zakatil xoyli. Otning zakotini bobi. Izakanatil xoylu saimatan. Ot yaylovda yuruvchi bo'lsa, zukuran va inasan, erkak va urg'ochilari aralash bo'lsa, va hala alayha al-hawlu, unga bir yil aylansa va sohibuha, otlarning egasi bil xiyari ixtiyorlidir. Insha a'ta an kulli farasin dinaran, xolasa har bitta ot uchun bir dinar beradi. Va insha qawwamaha, xolasa otlarning qiymatini chiqaradi. Cha a'ta an kulli 100 dirhamin 5 dirahim. Har 200 dirhamidan 5 dirham beradi. Ya'ni 200 dirhamidan 5 dirham bersa kumushga ko'ra hisob bo'ladi. Oldin esa oldinga ko'ra hisob bo'lyapti. Shu ikkalasidan bittasini beradi.
وليس في ذكورها منفردة زكاة عند أبي حنيفة رحمه الله. فقط كنا erkeklerde de Ebu Hanife'ye göre zekat yok. Mesela 10 tatiz var, 20 tatiz var, hepsi erkek, urgaçı yok. Onlara zekat verilmedi. Peki fakat urgaçları var, onlara zekat verilmedi. Yani ihtilaf. Ebu Hanife'den hâhıl kavullar var. Bir kavlu bu. Yine bir fetvada zekat verilmedi diyenler. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammed, la zekate fil hayli. Ebu Süleyman Muhammed dedi ki, atke zekatı yok dedi. Ne işte at bosa olsun, verilmeyin dedi. İkide tarafına hem hadislerden delilleri var. Ebu Hanife dedi ki, İmam-ı Azam, Ebu Süleyman'ın kildirgen hadisi, mücahidlerde atı doğrusu. Bir mücahid, mini yaptırgen atıge zekat vermedi. Çünkü bu istimaldan gelirse. Ama istimaldan teşkerdeki atlarge zekat verilmedi. وَلَا شَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ حَچِرْ وَحَچِرْلَرْدَ اِشْشَيْلَرْدَ هِچ نَسَ يُوْقْ Yani zekat yok. Lekin حَچِرْ وَاِشْشَيْلَرِسْ كُبُّسَ sadaka versiz bulurardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan soruşkende Zelzele Suresinin ahri iki ayetini okuyanlar. Kimi ki zerre kadar yaşlıksa uniyem küredi. Kimi ki zerre kadar yamanlık kısa uyum küredi diye ayette okuyanlar. Demek bir adam şu Allah'ta nimet edip şükürlerine uzun kalbiden çıkarıp sadaka verse bulur. Lekin şeriat onge işte sana vacip kımagen, sünnet kımagen. İlla en tekuna li ticareti, lekin ticaret için bulsa bu eşeği hatırlar onda kıymetini hesaplar durup kırgıdan beri birilerden yanını sapki yetse. Aslında hüküm eşeği doğrusu da bugün yani hatırlar eşeğinin balası bu geldiği için ungen verilmedi. Yani anasıya, hayvanlarda anasıya kararlar. Anası eşeği bulsa, eğer atası at bulsa hem, bu eşeği hesaplanır. Eğer anası at bulsa, atası eşeği bulsa hem, bu at hesaplanır. İnsanlarda erkek yakarıp, hayvanlarda anası yakarıp, nesabı aytılardı. وَلَيْسَ فِي الْفُسْلَانِ وَالْحَمَلَانِ وَالْعَجَجِيلِ زَكَاتٌ عِنْدَ بِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ Fuslan tüyelerinin balası. Fasilun, müfredi fasil bulad. Botalak, bota, binti mahaz bu günüye kadar. Bir yılge, iki günüge kadar bugün, bir yılden pes bugün, tüyanın balasını fasil deyilad. Cemi fuslan. Yani hemen kuzu çaklar, kuzular. Acacil, bana buzaklar. Acil, accul. Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e göre bularga zekat yok. Mesela 40'da kuzu var. Ebu Hanife ile İmam Muhammed'e dedi ki zekat vermiyorsan dedi. Adadı var, lakin kettemez hemez kiçkine. İlla en yekune ma'aha kibarun. Lakin ulardı içi de kettelere hem bulsa onda zekat verirler. Aralash. Bir neşte kattası var. Köpümez. Mesela 5'te katta var. Bunda hemen hesaplanır. Lakin hemen sülük kozu bulsa, hemen sülük uzak bulsa verilmeyiz. Ve kal Ebu Yusuf tecibu fiha vahidatun minhal. Ebu Yusuf etti ki eğer şunu sapki yetse onda onlardan bitti birisi vacib bulur dedi. 40'ta kozu bulsa bitti kozunu biraz. Ve man vacebe aleyhi musinnun فَلَمْ يُوْجَدْ اَخَذَ الْمُصَدِّقُ اَعْلَى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ اَوْ اَخَذَ دُونَهَا وَاَخَذَ الْفَضْلَ Kimge musinnun vacib bulsa, bana iki yılını tolduruyen bir mal vacib buldu, lakin topulmadı hayvanların içinde. Musaddiq, yani sadaka toplavcı, amilu zekat, zekat işçisi, hükümet tarafından koyulgu adam, A'laminha undan kattarog'ini oladi. 3 yillik molni oladi, varaddal fazla oshchasini qaytarib beradi. Masalan, 2 yillik mol 2000 dollar bo'lsa, 3 yilligi 2500 dollar bo'lsa, 500 dollarni qaytarib beradi. Yoki undan kichikrog'ini oladi, masalan, tabi'un oladi va hozir fazla oshchasini egasidan oladi. Mesela tabi 1.5 bin dolar bulsa 500 dolarını çupandan aladı.
Mana bu masalalar demak zakotda qiymat bersa joiz ekanligini ko'rsatyapti. Mana shu holatda to'rala mazhab ahli sunnat butun olimlar mana bu masalaga ittifoq qilishadi. Boshqa chorasi yo'q-ku. Demak mana qiymat bersa bo'lar ekan, qiymatini bersa. Va yajuzu daf'ul qiyami fi zakati. Zakotda qiymatlarni berishlik joiz bo'laveradi. Shofiy aytadiki, joiz emas deydi. Shu hayvonlar masalasida illo hayvon berish kerak deydi. Ama ticari mallarda ya ki altın kümüşlerde pul bese bol oran deydi. Hanefilet dedi ki yok kıymetli beseyen bol oran deydi. İmam Şafii dedi hadislerde şunu diyor ki ya sahabeler şunu diye muamele kıyken ki hadislerde var Peygamberimiz aleyhisselam yani Yemenliklerden kıymet ayanlar, kıymet alıştaki izin veriyenler. Yani iki tarafında hadisten delilleri var. Hanefilere mesleğinde Şafii'lerde sözü işare kılıyor. Ya cüzü diyordu. Yani caiz bo'ladi deyapti. Yaxshi bo'ladi yoki sunnat bo'ladi degani yo'q. Qiymatini berishlik sunnat emas. Haqiqatan hayvonlardan hayvon berishlik sunnat. Lekin uniga qiymat bersa ham bo'laveradi. Chunki zakotdan maqsad faqirga yordam berishlik. Siz hayvon olib faqirga hayvon berganingizdan balki u hayvonni sotadi, pulini ishlatadi. Wa laysa fil awamili wal hawamili wal alufati zakatun. Awamil ishchi hayvonlarda, hawamil yük taşıyıcı hayvanlarda alufa, burdaqı hayvanlarda zakat yok. İşçiler zaten siz istimalizde. Havamil, işte, uyum, yük taşıyıcılar size hacetizde işte şey yaptı. Mesela at boladı mı, tüya mı, hökiz mi, sigir mi, ne mi bu sayım? İçki mi? Alufa, burdaqı indi. Üyde bakılganı güç. Çünkü masraf kiti yaptı, haracat kiti yaptı. Şunun için zakat verilmeydi. Peki bu burdaqılar ticaret için bulsa, unda beriladi. Wala yakhuzul musaddiqu khiyar al-mali wala ruzalatahu. Va yakhuzul wasata. Musaddiq sadaqa to'plovchi odam mollarning eng yaxshisini ham olmaydi, pastini ham olmaydi, o'rtachasini oladi. Molni yaxshi olsa mol egasiga zarar, molni yomon olsa baytul molga zarar, hukumatga zarar. Shuning uchun o'rtachasini olsin. Va man kana lahu nisoban فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به. Kimning nisobi bo'lsa, yilning o'rtasida shu nisobning jinsidan foyda hosil qilsa, uni moliga qo'shadi va zakotini beradi. Ya'ni mana 120 ta qo'yingiz bor edi, unga siz bitta qo'y berishingiz kerak edi. Tug'di ular. Tug'ib ko'paydi. Endi unga ikkita berasiz. Yoki bo'lmasam qo'y sotib oldingiz. Boshqa yo'llardan qo'y keldi sizga. Hadiya keldi yoki meros bo'ldi. Eski qo'ylarga qo'shilib turib, zakotini berishlik lozim bo'ladi. O'zini jinsidan deyapti. Qarang, masalan, qo'yingiz bor edi-yu, molingiz yo'q edi, mol keldi. Mol bilan qo'yni qo'shmaysiz. Agar tijoriy narsalar bo'lsa, tijoriy mollar hammasi bir hukmda bo'ladi. Ularning qiymatini bir-biriga qo'shasiz. Keyin zakotini berasiz. Nisob ketsa. Va saimatu hiya allati taktafi birra'yi fi aktsar al-hawli. Saima nima degani? Yaylovda yuruvchi. U shunday hayvoniki yilning ko'pida ra'iga iktifo qiladi, kifoyalanadi. Ra'yun ya'ni o'tlamoq. Yaylovda yurmoq degani. Yaylovda yurishlikka kifoya qiladigan hayvonni saima deydi. Yaylovda yuruvchi deyiladi. Bu ri'i o'qilishi ham mumkin, ro'ni kasra qilib. Bunda ri'i bo'lsa o't bo'lib qoladi. Maysa. Bu to'g'ri emas. Chunki masalan bir hayvon yaylovga chiqmasa, o'zini yerida tursa-yu, siz unga o't olib kelib bersangiz, unda ham zakot vojib bo'lib qolish kerak bo'ladi. Shunday xato holatga tushmasligi uchun ulamolar aytadiki, ro'i bo'lsin, ri'i demaylaringiz. فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. Agar hayvonlar yildi yarimicha uyda tursa yoki yildi yarimidan ko'p uyda turadigan bo'lsa unga zakot berilmaydi. 6 oy uyda, 6 oy tashqarida yaylovda yursa u hayvonlarga zakot berilmaydi. Nega 6 oy uyda boqqan vaqtingizda juda ko'p yem ketgan, unga masraf ketgan, xarajat ko'payib ketgan.
Qarang, islom hammasini e'tiborga olyapti. Demak, 5,5 oy bo'lishlik kerak uyda. 6,5 oy tashqarida turgan bo'lishlik kerak. Yildi ko'pida tashqarida tursin deyapti-ku, eng kamida 6,5 oy tashqarida tursin. Bo'lmasam 7 oy, 8 oy bo'lib. Az-zakatu 'inda Abi Hanifa va Abi Yusuf fi nisabi dun al-'afwi. Abu Hanifa va Abi Yusufga ko'ra zakot nisobda bo'ladi, afvda emas. Afv degani ikkita nisobning o'rtasidagi ziyodalar, oshchalar. Aytdiki, 40 ta qo'yga bitta qo'y. 110 taga ham bitta qo'y. 120 ta bo'lsa ham bitta qo'y. 120 bitta bo'lsa ikkita qo'y bo'lyapti. Tushundingizmi? Qo'ylarning nisobi 40 va 120. Endi 120 bilan 40 ning o'rtasida qancha ziyoda bor? Hammasiga bitta berilyapti. Shuni aytayapti Abu Hanifa. وقال محمد وزفر تجب فيهما امام محمد نا امام زفر ایتی که زکات فقط که نصاب کمست حالی 40 تا 3 مست بلکه 40 تا 3 هم و 40 تا دن آخشجسی گه هم دیده 40 تا دن بروزی گرمان ارتست دیگه با همه از 3 بیرلد دیده بو اختلاف اینه حاضر کرم میدیو لیکن شهرلرده اخیگنیز ده شهرلرده بعضی به صورتلر کلتلرده که قوی حلاک بوسه qanday bo'ladi uni zakoti, masalan kamaydi, o'sha suratlarda ixtiloflar ko'rinadi, zohiran ko'rinmaydi. Va iza halakal malu ba'da wujubi zakati saqatat, zakat vojib bo'lgandan keyin mol halok bo'lsa zakat soqit bo'ladi. Ahmad bin Hanbal ham shu fatvani aytganlar, ammo Imom Shofiy qarshi. O'kshatadiki, yo'q, zakat zimmaga vojib bo'ldimi beradi deydi. 40 ta qo'yingiz bor edi, 1 yil aylandi, endi zakotini beraman deyapti o'zingiz, birdaniga hammasi qirilib o'lib ketdi. Qarang, halaka deyapti, o'zi o'lib ketdi. Hanafilar va Hanbalilar aytadiki, zakot soqit bo'ladi. Shofiy aytadi, yo'q, berasan, bitta qo'y berasan baribir deydi. Ammo siz o'zingiz halok qiladigan bo'lsangiz, bilib turib sotib yubordingiz, so'yib yubordingiz, taqsim qilib hadya qilib yubordingiz, undan zakot berasiz, soqit bo'lmaydi. Va in qaddama az-zakata ala al-hawli va huwa malikun li-nisabi jaza. Agar yil to'lishdan oldin zakotni bersa va bu odam nisobga ega bo'lsa, joiz bo'laveradi. Ya'ni nisobingiz bor, 40 ta qo'yingiz bo'ldi. 40 ta qo'yingiz bo'lganiga endi 3 oy bo'ldi, hali 1 yil to'lgani yo'q. 1 yil to'lishdan oldin zakotingizni bersangiz, masalan bir faqir chiqib qoldi, bir qarindoshingizdan bir muhtoj bo'lib qoldi, shunga berib yuborsangiz bo'laveradi. Hatto bir necha yilligini ham bersangiz bo'laveradi. Ammo Shofiy aytadiki, bo'lmaydi deydi. Bir yil aylangandan keyin bir nisobga beriladi xolos, deydi Imom Shofiy. Bir yil aylangandan keyin bir nisobga beriladi xolos, deydi Imom Shofiy.